Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba, umarım doğru söylüyorumdur. Kalktık, Ensar'la tipik 10.30 yürüyüşümüzü yaptık, uyuduk, kalktık. Şimdi öğlen yemeğini yediriyorum. Saat bu arada 12.30. Biraz sonra alışverişe gideceğiz bu arada. Yani bugünkü videonun amacı aslında haftalık alışverişimiz. Tam bir haftalık alışveriş olmayacak aslında. Çünkü Ramazan ayında fazla tüketemediğimiz için aynı zamanda birkaç iftar yemeklerine davetliyiz bu hafta. Bir yaklaşık 3-4 yere davetliyiz. O nedenle de böyle bildiğiniz haftalık alışveriş değil de yine de yanında sizleri götürmek istedim. Neler alacağız bakalım, liste yapmadım bu sefer. Gördüğümü, indirimde olanları bu, yani onlardan almayı düşünüyorum. Yola çıktık. Mikrofonum hazır. Umarım baterisi vardır. Birazdan bakmam lazım. Şimdi ilk bir istikamet, ilk Mömax mı olsun? Yoksa ilk alışveriş mi? Mömax'ın oradaki Lidl'e gitsek de olur değil mi? Oradakini hiç bilmiyorum. O zaman oradan bir tane girişe böyle anahtarlık için vazo bakmıştım internetten. İndirime girmiş şu an. 9-10 euroya galiba. 20 eurodan onu alayım diyorum. Böyle siyah ayaklı. Şu an çok moda zaten. Böyle mantar gibi görünüyor. Öyle düşünün. Şemsiye mantar gibi. İçine böyle anahtarlıklarımızı koyalım dedim. Bir tık o girişteki komodini, yani böyle konsolu, aynalı konsolu güzelleştireyim diyorum. Ensar nedeniyle hepsini kaldırmıştım ama artık yavaştan anlıyor, söz de dinliyor. İşine gelene, yani tabii ki de işine gelirse. O nedenle tekrardan süs eşyalarımı bir tık çıkarmayı düşünüyorum. Dünyanın en rahat ayakkabıları olabilir arkadaşlar. Yani... Öyle mi? Öyleymiş zaten. Fırat öyle diyor. Her rengini, her şeyini alabilirsiniz. Bu uzun yol yürüyüşü bence. Yani tam bizim için böyle izine gidiyoruz ya mesela tatile, Türkiye'ye. Bunlar giyilmesi lazım. Mavi kot pantolon giydim. Bunu Türkiye'den almıştım. Network'ten. İçimdeki boğazlı kazak da H&M'den ama 2-3 sene olmuştu onalı. Böyle çok ince, süper bir şey. Üzerime şöyle bir ceket giydim. Böyle bir ceket ne zamandır arıyordum. Sonunda buldum. Geldik, bomboş ortalık yani. Şu an o şeyi arıyorum. Siyah anahtarlık gibi. Anahtarlar koltuğun altında kalık, beni ara. Ya Allah'ım ya. Çok güzel şeyler var yine. Benim şansıma da adam vazoyu bulamadı mı? Yani bulamadı. Bir kere de böyle hemen çat pat bir internete girdim, bir şey beğendim, onu da aldım. O da yok yani şu an. İnternette var gösteriyor. Şu an internetten aldım. Ama buradan almak amacıyla aldım. Yani buraya gelecek. Bakalım. Umarım olur. Neyse, şimdilik biz bir alışverişe geçiyoruz bu arada. Haftalık alışverişimizi yapalım diyorum. Hazırız alışverişe. Şimdi önce bir yine plastik şişelerimizi geri veriyoruz. 9.50 tuttu. Bir an yanlışına basacağım diye. Çilekli pasta yapar mıyız? Yaparım. O zaman bir tane alıyor. Kuzu yapar mısın? Tamam, o kadar. İki paket alayım o zaman. Paket çilek aldım. 1.50 tanesi. Limonumuz bitmiş. Limon 95 cent Lidl kartıyla. Hemen yanına şu maruldan alalım. Bu da 1.11. Yanından direkt brokoli alıyorum. Bu da 1.9. Bütün indirimlerden faydalanıyoruz bu arada, dediğim gibi. Ve bir tane de kabak alayım. Bunun da kilosu 1.20. Evet, patates alacağım. Soğanım var. Ama işte hepsi küçük. Bunları da soyması çok zor oluyor. Yok mu hiç ya?
Bir de hangisini alacağız? Geçen aldığımız bir tık yanlıştı sanki. Ne alıyorum? Hepsi öyle. 2,5 kilo 2,50. O sanki bir karşı yana daha büyük. Bu bir tık daha mı iyi? Tamam, bunu alalım hadi. Tamam. Bir tane karnabahar alıyorum bu arada. Geçen Fırat çok sevmişti kızartmasını. Bu da ucuzlamış 1,70'e. 1,80'e pardon. Şimdi havuç alıyoruz bu arada. 1 kilo alıyorum. Bunun da fiyatı biyosu 1,50. Bu arada arkadaşlar şu havuca bakar mısınız? Bundan ne güzel havuç salatası olur. Bir tane patlıcan alıyorum. Şöyle bunun da kilosu 1,99. Şimdi bir tane ton balığı alıyoruz bu arada. Bunun da fiyatı 99 sente inmiş Lidl kartıyla. Bunu böyle pizzaların üstüne falan kullanıyor Fırat. Veya salata, yumurta salatasına falan. Değil mi? Şimdi bir tane pide alıyoruz bu arada. Bugün köfte ekmek yapacağız. Dünden kıymamız kaldı. Ve şöyle iki de semir. Ben semilli yiyeceğim. Fırat da pideli. Şimdi meyve hiç almıyoruz çünkü yemiyoruz, gördünüz yani. Bir de şimdi Ramazan'da özellikle tek ensara şöyle bir avokado oluyor, bir de kendimize 700 gramı 2,50. Bir de burada varmış. Ha bu iki tane ama bol alayım, bayağıdır yemedi. Tamam. Eve bir tane ekmek alıyoruz. Bu Almanların ekmekleri gerçekten şahane bir şey. Bu arada biyosu 1,80. Yan tarafına da kesiyoruz bu arada. En küçük boyunda. Ensara keşke Brett'ini almasaydık da bunu verseydik. Şimdi iki tane salatalık alıyoruz. Bunların da fiyatı 66 sent. Şimdi muz alıyorum. Ensara hem pankek falan yapmak için. Bunun da kilosu 1,30. Maydanoz alıyorum. Artık böyle Alman marketlerinde de oluyor bu arada bizim Türk maydanozları. Bunun da fiyatı 75 sent. Kırmızı biber alıyorum. Kilosu 2,60. İki tane alsam yeterli. Şöyle. Tekler bu arada daha uygun oluyor paketlikinden halinden. O nedenle tek tek alıyorum. Şundan alalım. Bir paket yeter. Bu da 1,85. Milka'dan alıyoruz bir tane bu arada pembesinden. Bu da 1,19. Chocolate chips orijinalinden. Bu da 1,80. Normalde 2,80'miş. Normalinden. Bir de bak böyle acılısı var. Yok. Normal. Tamam. Ne oldu aşkım? Neler ucuzlamış. Bir tane alıyorum. Bir frank soğanlısı var. Bir böyle otlu su karışımı var. Bir de bunun daha hafifi var. Ama ben normalini alıyorum. Klasik. Bu da 95 sen. Şimdi bir de böyle krema yapmak için alacağım iki tane. Bunlar da ucuzlamış. Lidl'in epinle 90 sente falan geliyor. Bir de yemek yapmak için %7'li alıyorum. Bunlar çünkü bayağı uzun dayanıyor bu arada. İki tane de mozzarella alıyoruz. Tanesi 90 sent. Bir tane spagetti alıyoruz. Bu hazır spagettiler o kadar güzel oluyor ki anlatamam size. 1,60. Hemen altından da şöyle Barilla sosları var. Bir de bundan alalım. Acılısından alayım direkt. Bunun da fiyatı 1,99. Şimdi bir tane yumurta aldım. Medium bedeni. Kaça? 3,30. Alayım ben. Az olabilir. İki tane. Çıkmadı Ensar. Neyse. Çıkmadı. Yapışmış herhalde bu. Şimdi bir Clorox alacağım. Bayağıdır unutmuşum almaya. Fırat'ın en sevdiği koku. 2,45. Şu Lay's'lerden alıyorum bu arada bir tane kırmızı cipslerden. Yani dünkü aldığımız şu Penny'deki cips. Rümeysa beni izliyorsan merak etme, sana cuma günü getiriyorum. Denersin. Evet, merak ediyordu kendisi.
alışverişlerimizi yerleştiriyoruz şu an. Gördüğünüz gibi böyle bir haftalık hemen şöyle eksiklerimizi aldık ve eve gidiyoruz. Böyle hemen eksiklerimizi aldık eve gidiyoruz. Bakalım fiyat ne olacak? Alışverişten çıktık bu arada. Şu an Fırat'la şeyi konuşuyorduk. Doğum günü olduğu için bir tane içecek bedavayı veriyorlardı. Onu da o onaylamamış. Kasa kağıdına baktı ki parasını ödemiş yani şu an. Doğum günü içeceğini paralı almış oldun artık. Eve geldik. Sizlere ne kadar tuttuğunu göstermek istiyorum bu arada. Toplamda 51 euro tuttu. 9.50'de geri verdiğimiz şişelerden vardı paramız. Kestikten sonra 41 euro 13 sent tutmuş bu arada. Şöyle göstereyim. Lidl Plus uygulamasıyla da 3 euro 40 sent indirim almışız. İlk kez bu kadar tutmuş bu arada. 3 euro 40 sent inmiş Lidl uygulamasıyla. Gerçekten çok iyi. Bu şimdi böyle arkadaşlar hani böyle bir buzdolabınız eksik olur, bir hemen haftalık bir alışveriş yaparsınız ya. Yani böyle mesela banyo ihtiyacı, et, tavuk, balık öyle bir şeylerin hiçbiri yoktu. Çöp torbasından tutun ilaçlarına kadar hiçbir şey almadık. Sadece şöyle buzdolabı ihtiyaçlarını alıp geldik ve toplam 51 euro tuttu. Yani bizim işte 10 euroluk şeyimiz olduğu için 41 euro tutmuştu. Ama bence yani fena değil, iyi ama tabii ki de bir tık daha fazla alsaydık büyük ihtimal 60-70 euroyu bulurdu. Yani genel olarak aslında böyle düşünebilirsiniz. Haftalık Almanya'da alışverişiniz böyle 60-70 euro tutar yani haftalık. Ama şimdi her haftada et, tavuk, balık yerseniz 100 euroya kadar çıkar yani eminim. Değil mi? Daha da fazla olur. Şimdi postalarımız falan gelmiş. Onları açayım, onları bir okuyayım, alışverişleri yerleştireyim. O arada Ensar'da umarım uyur yatar ikinci uykusuna. Bu arada bugünkü menüde tekrar dünden köfte arttığı için yani köfte kıyması, ekmek arası köfte yiyelim dedik. Çok az pilav da var. Böyle ekmeğin arasına hani böyle sokak köfteleri olur ya öyle bir şey yapalım dedik. Ben böyle yuvarlak ekmeklerden aldım. Böyle semmel diyoruz biz burada, brötchen. Ve Fırat da böyle pide tarzı bir ekmek aldı. Yani akşama ondan var bu arada. Fırat'ın aslında bedava olacağı içecek. Portakal suyu sıktım gece ama sadece bu kadar sıktım ve gerisi kaldı. Meyvelerimizi yemediğimiz için de sıkmaya tercih ettim. Şimdi geri kalanını sıkacağım, bunu da buzdolabına koyacağım ki akşam yiyelim. Bitti. Şöyle bir çalkalayalım. Yani C vitamini değil de ne bu arkadaşlar? Kırmızılı kan portakalla yaptım. Akşam kesinlikle tüketiyorum. Bu arada o C vitamin serumuna başladım Garnier'in. O kadar güzel bir dokusu var ki sizlere anlatamam. Hem kokusu hem dokusu süper. Dün akşam uyguladım ilk kez, bir de bugün sabah bol bol sürdüm. Benim bu kaş kenarlarımda lekelerim var bu arada, lazer lekelerim.
Videolarımı sürekli izleyenler biliyordur zaten başıma neler geldiğini. O nedenle eğer işe yarayacak olursa sizleri kesinlikle bilgilendireceğim ve dediğim gibi lekelerim de olduğu için kesinlikle yani işe yararsa farkına varırım. Böyle dokusu ve kokusu muhteşem, sürüyorsunuz böyle parlıyorsunuz yani böyle yumuş yumuş oluyorsunuz, bir glow'u var size anlatamam. Yani işe yarayacak mı, o ayrı konu tabii ki. Ben şimdilik sadece nasıl bir hissiyat verdiğini anlatmak istedim sizlere. İftar saatine yarım saat kaldı. Hemen köftelerimi şöyle form ediyorum. Masayı hazırlıyorum. Ekmek arası için domateslerimi, soğanlarımı doğruyorum. Evet aşkım. Hemen şöyle şunları bir form yapalım. Çorbam hazır. Şehriye çorbası yaptım bu arada demin. En sevdiğimiz. Köftelerim pişiyor. Hemen pilavın altını da açıyorum. Şimdi şöyle hazırladım bu arada. Enfes durmuyor mu? Fırat'ın da pide arası yaptım böyle. Bir de Fırat yanında nohut ezmesi yiyecek. Humus diyoruz. Bu da buzdolabında 2 gündür duruyor. Şöyle döktüm artık. Sade yiyelim. Yani soframız hazır. Daha doğrusu tek sofraya taşımam lazım şimdi. Ensar çok beğenmiş çorbayı. Yummy yummy. Yummy yummy. Kameraya bakıyor. Şimdi çorbalarımızı koyacağım. Şehriye çorbalarımız ve hazırız iftara. Şu an moralim bozuk. Senin de moralin bozuk. Benim çok moralim bozuk. Yani alışverişi bile yansıttım abi, biliyor musun? Çok moralim bozuldu. Sizlere de anlatmak istiyorum şu an. Ya bugün, dün akşam Mömax'tan bir tane anahtarları koymak için siyah vazo buldum. Özellikle rezerve etmedim ki Mömax çünkü burada, yanımda diye. Gittim bugün onu almak için. Adam bulamadı. Tamam dedim, sorun yok. Eve geldim, var yazıyor. Rezerve yaptım, mesaj geldi alabilirsiniz diye. Hayır yok ama gidiyorum yok. Hayır kafayı yiyecektim artık. Ya böyle sinirim bozuldu. Hani yoksa yok, sıkıntı yok. Ama buradaki sıkıntı var gösteriyor. Alıyorum, oraya gidiyorum. Adamlar bulamıyor. Yani o kadar saçma bir olay ki. Telefondan Mömax falan aradım online olarak. Hepsi var, hepsi var diyor. Oraya git git. E gittim yok. Moralim bozuldu. Şimdi rezerve ettim. Bu arada telefondan kesinlikle ulaşamadım bütün gün. Ona bir ayrı sinir oldum, gıcık oldum. Sonra şimdi internet sayfalarından direkt satın aldım ama evime değil de oraya. Çünkü 5 dakika Mömax bende. Ve eve getirtirsem çok pahalı kargo ücreti vardı. Yani 6-7 euro mu ne, ve aldım 9 euroluk bir vazo. O nedenle dedim ki ben kendim alırım, oraya gelsin. Şimdi de yazıyor ki geldi alabilirsiniz. Girdim 3 gün sonra gelecek diyor. Yani o kadar karıştık şu an. Alt üstü bir tane küçük vazo istiyordum. Oradan oraya, oradan oraya, ha var ha yok. Resmen şey oldu. Hay sinirim bozuldu şu an. Hani bazen böyle çok gereksiz şeylere sinir oluruz ya, bugün tam öyle günümdeyim. Yani neyse, umarım bu çay da beni sakinleştirir. Bugün artık bundan idare ediyoruz, sallama çay. Bu arada banyo halımızı, banyo halımızı, evet tek vazo ama şu an bir kurşun kalem bile olsa ona sinirlenebilirim. Hayır gerçekten şu an hehelerim, şu an şeylerim attı, sigortalarım. Sigortalarım attı arkadaşlar. Buraya kadarmış. Yani. Her şey tıkırında giderken güzel de bir şey olmayınca hemen böyle sinirleniveriyorum. Niye? Kendimi kontrol altında tutmam lazım. Ama bak evet, ben genel olarak bir tık daha hemen sinirleniyorum da. Genel olarak öyleyiz. Her şey tıkırında giderken mutluyuz, bir şey olmazsa niye olmadı diye 50 kere sorgulayıp ve onu oldurmaya çalışıyoruz. Çok yanlış bir şey bence. Neyse şimdi 2-3 gün bekleyeyim. Ha geldi vazo, gelmediyse de. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şu an aklıma geldi. Bir şey sipariş vermiştim bu arada banyoya, perde. Ona da yanlış adres vermişim. Başka bir yere gitmiş. Yani bugün
Elde değil ki, sinirlenmemek nasıl evde olmasın? Bekliyorum postayı, yok yok yok. Ta şimdi okudum ki yanlış adres vermişim. Kadar kargaşa içinde bir gün ki anlatamam size. Ben içimi de dökmüş oldum yani. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Ben de yavaştan edit'e oturayım. Daha doğrusu Ensar'ı yatırdıktan sonra oturayım daha erken. Umarım beni beğenerek ve severek izliyorsunuzdur. Ama halen abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoya bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.